İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, felaketin ilk gününden beri eleştirilerin hedefinde. AFAD deprem ivme ölçer, deprem gözlem istasyonu, deprem kayıt cihazı gibi donanım ve cihaz eksikleri için 5 kez ihaleye çıkıp iptal etti. Eksikliklerinin giderilmeme sebebi ise maliyetin fazla olmasıydı. Deprem felaketinde herkesin gözlerini aradı. AFAD 2022'de donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için çıktığı ihaleleri iptal etti. Gerekçesi ise bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetinin çok üzerinde olması. AFAD'ın toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir. Sadece bir çadır istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Başkanım. Para istemem, yemek istemem, hiçbir şey. Allah razı olsun. Ben çadır. Benim kardeşlerim yurt dışından iki günde geliyorsa, devletimiz gelemiyorsa yazıklar olsun. Çadır sorunu için ben tekrar Hatay'dan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Ya Allah aşkına siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz? Nasıl olur da kalkıyorsunuz efendim çadır sorununu çözdük diye ortalıkta geziyorsunuz? Gelin vatandaşı bir dinleyin. Enkaz başına geç gelinmesi, çadır eksikliği, yardımların gecikmesi. AFAD'a tepkiler peş peşe geldi 20 gün boyunca. Veriler AFAD'ın hazırlıklı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem ivme ölçer cihazı, deprem gözlem istasyonu, deprem kayıt cihazı gibi depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için 2022 yılında çıktığı 5 ihaleyi maliyet gerekçesiyle iptal etti. Hiç kimse hesap vermiyor. Bir Allah'ın kulu bile istifa etmiyor. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Onlar zerre kadar utanmıyor ama ben utanıyorum. Vatandaşını en zor anında yalnız ve çaresiz bırakan bu liyakatsizlikten utanıyorum. Sözcü gazetesinin haberine göre asıl ihtiyaçların eksiklikleri giderilmezken AFAD peluş bebeği ve AFAD logolu anahtarlıkla gazoz açacağı satın aldı. Ünlü medyatik sanatçılarla afet ve acil durumlar içerikli 32 çekim yapıldı, 5 kamu spotu çekildi. Mayıs 2022'de Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği için ihale düzenlendi, 612 bin lira ödedi. Zamanında tedbirler alınmaya başlandığında sonuç daha iyi oluyor ama tedbirler yardım enkaz kurtarma ekipleri geciktiği zaman da maalesef kayıplar çoğalıyor. 26 Nisan 2022'de termos bardak satın aldı, 605 bin lira ödedi. 28 Mart 2022'de tişört ve şapka satın aldı, 640 bin lira ödedi. AFAD gönüllülerin taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve cevaplanması organizasyonu için 30 Mart 2022'de 585 bin lira ödedi. Yavrum 6 aylık bebeğim gitti, annem gitti, babam gitti, 3 yıl burada bekledim. Kimse gelmedi.